Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Hukukçu ve sosyolog Doktor Zekai Savaşlar'la beraberiz. Zekai abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün 30 Ağustos. Evet. Zafer günü. Evet, zafer günü. Ne dersin abi? 30 Ağustos deyince senin aklına gelir. Valla Ağustos ayı Türk tarihinin zaferler ayı olarak kabul edilir. 30 Ağustos'ta bu zaferlerin taçlandığı bir gün. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum müjdesi diyelim biz ona. Ben öyle görüyorum. Çünkü 30 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 9 Eylül'de sona erip de artık düşmanın kesin olaraktan ülkemizden temizlenmesinin başlangıcı. Evet. Zafer olaraktan. O bakımdan Türk tarihinin unutulmaz yıldız başarılarından bir tanesidir. Cenab-ı Allah bu imkanı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, şehitler, daha sonraki gaziler hepsini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Evet. Tabii kolay değildi. Çok zor. Zaferi kutluyoruz ama ağır bedeller ödendi. Ve bizim bölgemizde yaşandı birçok şey. Aydın ilinde ve çevresinde yaşandı. İşte Afyon'a kadar giden düşman oradan buraya tekrar geri sürüldü. Neler oldu abi? Böyle bir hafıza tazelemesi yapacak olursak. İstersen onu 7 Eylül Aydın'ın kurtuluşunda konuşalım. Tam program yapalım. Tamam abi. Olur abi. 7 Eylül Aydın'ın kurtuluşunda. Yunan mezalimi diye. Evet. Bir program yapalım tek. Orada onu konuşalım. Ama bunun iz düşümüne bakalım 30 Ağustos. Bütün müttefik devletler, yani o zamanki işte İtalya, Fransa, İngiltere ve onların yancısı Yunanistan, artık Anadolu'yu parçalamışlar, Osmanlı'yı bitirmişler. Hiçbir şekilde tekrar Türk milletinin ayağa kalkıp da hürriyetlerini, özgürlüklerini ele alacağını hesap etmiyorlardı. Ama Hakk'ın da bir bildiği vardı. O en iyi tuzakları, en iyi oyunları bozan, yapan Yüce Rabbimiz Türk milletine bir defa daha bir Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, ki en önemli odur. Evet. Bunu sadece bir hamaset olaraktan değil. Çünkü o savaş esnasındaki askeri dehasıyla bu savaşları kazandığını bütün dünya kabul ediyor. Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya genelinde kıymeti, harbiyesi çok yani büyük. Askeri yani askeri dehasını bugün işte Küba'yı yöneten adam onu örnek alıyor. Çin'e git. Çin'de evet. İnsanlar onu örnek alıyorlar. Evet. Ülkemizde hala onun kıymetini, değerini anlamamak isteyen bir takım güruhlar varsa da onların da bu ülkeye ait insanlar olduğunu düşünmüyorum ben abi. Gençler unutmasın, hatırlasın diye söylüyorum. Bir Pontus Artığı Fesli Kadir vardı bir. Keşke Yunan galip gelseydi de şu şeriatı efendim karıya devam etseydi diye böyle nutukları vardı. Olabilir. Türkiye'de Atatürk'ün dediği gibi dahili ve harici hainler, gafiller olacaktır. Olacaktır. Gençler bunu unutmasın. Yani düşman nereden gelirse gelebileceğini bilsinler ve unutmasınlar. Bak ki gelecek nesillerin bunları hafızalarını tazelesinler. Hiç unutmasınlar, bu devlet kanla kuruldu. Yüz binlerce şehidin kanıyla, ecdadımızın kanıyla kuruldu. Ve bugün Türkiye'de Cumhuriyet'in sayesinde hepimiz nefes aldığımız gibi yarattığı fırsat eşitlikleriyle muazzam bir yapı oluşturdu. Bütün mazlum milletlere ve bilhassa da İslam alemine. Onun için İslam alemindeki şeyhler, krallar efendim ve benzeri gruplar özgür insan modelini yaratan cumhuriyete düşmanlıkları buradan geliyor. Aman bizim ülkemizde de olur, tahtımızdan oluruz endişesi ve korkusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca hareket ediyorlar. Var mı İslam ülkelerinde Türkiye'ye, bir Pakistan'ı çıkarıyorum ben dışarıya, o da İkbal'in sayesindedir. Var mı İslam ülkelerinin candan gönülden Türkiye'yi destekleyen? Halk seviyor. Arap ülkelerinde mi, İslam ülkelerinde? Ondan şüphem yok. Yönetimlerinde var mı? Yok. Yok. Zaten milletlerle devletler farklı düşünüyor abi. Yani özellikle Türkiye'ye karşı. Cumhuriyetin getirdiği faziletin kıymetini bilmemiz lazım. Ben hep söylüyorum. Anladın mı? Eğer bugün Cumhuriyet olmasaydı, eski hanedan sistemi olsaydı,
kulluk sistemi ve sınıf sistemi olsaydı hangi köylünün çocuğu okur da doktor olurdu, cumhurbaşkanı olurdu, başbakan olurdu? Mümkün mü? Mümkün değil. Fırsat mı olmuş? Olmamış. Şimdi Osmanlı'nın son 200 senesine bak, devleti idare eden bürokratlar kimdir? Kimdir? Çoğu ya damattır, evet. Öyle mi? Ya da efendim çevredeki en yakın yerlerden, ahbap, Anadolu çocuklarından var mıdır? Fatih'e kadar tamam. Ama Fatih'ten sonra iş tamamen devşirmelerin, saray hegemonyasının, saray bürokrasisinin şeyine girmiştir. Evet. Bunların da ihaneti, o bürokrasinin ihaneti Osmanlı Devleti'nin yıkılışına sebep olmuştur. Değil mi? Ama şimdi bizim cumhuriyetimizde yeteneği olan, fırsat eşitliğinden istifade ederekten istediği makamlara, mevkilere gelebiliyor. Evet. Bugün bakın hep şeye, devleti yönetenlere ve hatta Nobel alanlarımıza kadar bakın. Hepsi de bir iki kuşak gerisi halk, köylü, işçi. Yani cumhurbaşkanı beyaz Türk kavramı şimdi yok ben yani, sana değil söyleyeyim. Mi? Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te falanca bir yerde herhangi bir işçinin şeyi başbakan, cumhurbaşkanı olabilir mi? Zor. Bizde oluyor işte. Cumhurbaşkanımız babası bir gemi adamı. Bir önceki cumhurbaşkanımızın babası tornacı ustası. Evet. Var mı başka bir dünyada örneği? Yok. Yok. Bu cumhuriyetin fazileti. Tabii. Bunun kıymetini bileceğiz ve cumhuriyete sahip çıkacağız. Nitekim Mücahit Atatürk diyor ki 10. yılında çok büyük işler yaptık diyor. Büyük kahramanlıklar ve Türk kültürü cumhuriyettir diyor. Demek ki cumhuriyetin temelinde kahramanlıklar ve Türk kültürü yatıyor. Bunu böyle kabul etmemiz lazım ve doğrudur da. Evet. Doğrudur da. Evet. Bazı Zeki abi tabii toplum değişiyor. İşte ülke işte bir Kurtuluş Savaşı dönemi yaşadı, birçok badireler atlattı. Akabinde bir sürü sıkıntılar yaşadı. Ekonomik krizler oldu, başka sorunlar oldu. Türkiye'nin işte misaki milli sınırlarını tehdit eden durumlar oldu vesaire oldu falan. Ama bizim toplumda da bir değişim var abi. Yani toplum değişiyor. Mesela işte 1920'li yılları, Kurtuluş Savaşı dönemini yaşayan insanların artık hemen hemen hepsi göçtü gitti. İşte onlardan dinleyenlerden kalanlar da yaşlandı falan. Yeni nesil mesela orayı çok anlayamıyor. Mesela bugün 25 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmiyor gençlerimiz. İşte 50 yıl öncesinin Türkiye'sini bilmeyenler var. İşte tarih okumuyoruz, etmiyoruz falan. Toplumda da çok büyük değişimler var abi. Sen toplumun değişimini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bir kere değişim ilahi bir kanundur. Evet. Bunun önünü geçemezsiniz. Antik çağda bile bir de aynı suda iki defa yıkanamazsın diye adam ortaya koymuş bu değişimi. Dolayısıyla değişime karşı durmak biraz da ilahi kanunlara karşı durmak gibidir. Hem toplumun değişimi ise bundan ari değildir. Toplumla değişecek. Çünkü insan da değişiyor. Dikkat edin. Anne karnına düştüğün andan ölünceye kadar her dakika, her saniye insan değişim içindedir. Evet. Ama toplumsal değişim ise biraz daha farklı bir şey. Şimdi toplumsal değişim, toplumun görüşleri, fikirleri ve hayat tarzında meydana gelen değişikliklerle, farklılıklarla oluşur. Yani bu topluma etkisine baktığımız zaman bu değişimin faydalı ve zararlı olduğunu tespit etmek lazım. Yani her değişim faydalı değil, zararları da oluyor. Veyahut da yarı yarıya hem zarar hem faydası oluyor. Ama esas değişim ve gelişim elbette ki değişmez bir şeydir ve toplumu da bu şekilde değişiyor. Şimdi buna biz toplumun sosyal değişmesi diyoruz. Evet. Toplumun sosyal değişmesi diyoruz. Yani burada toplumun değişmesinde bir durumdan bir başka duruma geçme. Sosyal değişme. Bir durumdan bir başka duruma geçiyorsun. Yani bir farklılaşma meydana geliyor. Bir evet. Farklılaşma meydana geldiği zaman değişim meydana geliyor. Şimdi bir toplum bu değişim, bu farklılaşma neden meydana gelir? Bunları bir şöyle bir gözümüz önüne getirelim ve o zaman dediğin sorunun cevabı alacağız. Bir kere ilim ve bilimdeki gelişmeler, teknik evet. Gelişmeleri meydana getiriyor. Yani evet. Mesela örnek. Diyelim ki telefon şu elimizde cep bilgisayarı değil mi? Bu ne yapıyor? İnsanların çeşitli bir şekilde bilgilenmesine sebep oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Dolayısıyla demek ki bir teknolojik gelişim yeni bir efendim
şey getiriyor. Çağ açıyor. Yani değiş toplumda değişiklik meydana getiriyor. Evet. Yani bu dolayısıyla bilim ve teknolojinin getirdiği ilerleme, gelişim topluma birebir yansıyor. Bunun sonucu da toplumda bir gelişme oluyor. Bunun belli bir faydası olduğu gibi arıza olarak da kısımları da olabilir. Bunlar işin olağan, hayatın olağan akışı içinde olabilecek işidir. Toplumları değişmesini etkileyen en önemli bir başka sebep de nüfus artışıdır. Şimdi nüfus artışını konuda birçok devlet kuramcısı felsefesinin teorileri vardır. Mesela buna Malthus teorisi vardır. Evet. Çok önemli, bilinen bir tanesi. Gerçekten de nüfus artışı toplumları değiştiriyor. Şimdi bunun değişimleri yani nasıl artıyor nüfus? Bir aritmetik doğumla arttığı gibi bir de göç vasıtasıyla artıyor. Yani coğrafi şartlar nedeniyle. Mesela veyahut da savaş oluyor, ülkeyi göçüyor. Şimdi bizdeki sığınmacı meselesi gibi. Evet. Mesela tarihte de bizim bildiğimiz bir şey. Orta Asya'daki büyük kuraklık batıya doğru ve güneye doğru Orta Asya'yı boşaltmıştır. Şimdi ben burada bir parantez içinde bir anekdotu anlatayım müsaade edersen. Ben bu kadar büyük göçün bir kuraklık neticesinde olabileceği konusunda şüphelerim vardı. Daha doğrusu şüpheli bakıyordum. Ya bu dedim olamaz diye. Sonra Moğolistan seyahatimde bu şüphemi gidermek için Moğolistan'ın iç taraflarına doğru seyahatlerimiz olmuştu. O zaman gördüm, inandım ki doğruymuş. Ve orada görüşmelerimden. Çünkü oralardaki su kaynakları kurumuş. Hatta bazı yerlerde çapı 200-300 metre ufak ufak gölcükler meydana gelmiş. O zaman anladım ki hayvancılık toplumu yapan insanlar ot bulmak için ve hayvanla yapmak için su olan yerlere doğru göçmüşler. Yani bunu en tarihteki önemli şeyi budur. Zaten bizim yörüklük kavramı da buradan çıkar. Aynı şeyde de ben şahit olmuştum. Afrika'da Mali'de orada da aynı benzer bir hadise var. Hala şimdi o kuraklık neticesiyle bu göçerler, konarı göçer halde devamlı şey halindeler. Kuraklıktan kaçar vaziyette sulak yerlere, Nijer Nehri kenarlarına gidiyorlar. Dolayısıyla yani göçün sosyal değişimi etkisi çok oluyor. Bu da coğrafi nedenlerle olduğu gibi savaş nedeniyle de olduğunu bilmemiz lazım. Ancak tabii bu dışarıdan gelen bir etki. Bir de içteki bir değişim oluyor. Ne oluyor? Köyden şehire göçmek meselesi oluyor. Bu da büyük değişiklikler getiriyor. Bunu da kısaca bir örnekleme getirirsek, mesela gecekondu ortaya çıktı. Şimdi köyde işsizlik var efendim. Nüfus artmış köyde. Evet. Nüfus artınca şehirde de fırsatlar var. Bu sefer şehirde de sanayileşme başladığı için bu sefer iş gücüne ihtiyaç var. Köyden şehire bir göç var. Tabii nerede oturacak? Parası yok, pul yok. Bu sefer işgaliye yoruluyor ya gecekondu ya da ruhsatsız yapılarda meydana geliyor. Bu şekilde şehirlerin etrafında bir varoş kültürü oluştu. Bu sefer ne oldu? Efendim, Trabzon'dan gelenle Konya'dan gelen aynı sokağın içinde oturmaya başladı. Bir kültür harmonisi meydana geldi. Evet. Bir varoş kültürü dediğimiz kültür geldi. Şimdi bu şehirleşme mi oldu? Hayır, şehirleşme olmadı. Bu farklı bir dönüşüm oldu, gelişim oldu. Yani şimdi hatta büyük şehirlerde mahalle mahalledir. İşte Sivaslıların mahallesi, Artvinlerin mahallesi. Hatta şöyle bir şey de Bursa'da 200 bin Artvinli varmış. Artvin'den daha çok Artvinli Bursa'da diye bir hep konuşulur, espri yaparlar. Bu doğrudur. Bu da ne olmuştur? Şehirlerin yapısında bir değişiklik meydana gelmiştir. Evet. Ne olmuştur? Efendim düğünlerinde farklı uygulamalar olmuştur. Yemek sektöründe, gastronomide farklı gruplar oluşmuştur. O bakımdan bu iç göçlerinde toplumun değişiminde çok önemli
etkisi olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Yani bu yapısal değişiklik. Bu sefer ne oluyor? O ikinci, üçüncü kuşakta hem ekonomik olarak da hem de toplum içerisinde daha iyi makamlara geliyor. Yani babası işçi olarak gelen, büyük şehre gelen bir köylü çocuğu, köylünün çocuğu daha iyi bir imkanlara kavuştuğu için şehirde efendim daha iyi şartlarda yükselebiliyor. Fırsatları ya, değerlendirebiliyor. Hani meşhur bir şarkı vardır 70 yani işçisin sen işçi kal şarkısındaki olduğu gibi değil. İş değişiyor, gelişiyor. İşçi olduğu yerde ustabaşı olan yeni bir iş yeri açıyor, patron oluyor değil mi? Evet. Yani bunun örnekleri çoktur. Sanayici oluyor. Evet. Yani o bakımdan bu yapısal değişiklikte iç göçün etkisi çok önemli. Tutumsal değişimler var abi. Tutumlar değişti, tavırlar değişti. Onlara biraz da sosyo-psikolojik açıdan bakmamız lazım. Evet. Onu da konuşabiliriz. Biz şu ana hattından o şekilde. Evet. Şimdi tabii bu ekonomik ve kültürel değişimin birbirine paralel olduğunu kabul etmemiz lazım. Senin söylediğin şeyi biraz daha kültürel değişim evet. içerisinde bakmak lazım. Ama ekonomik değişim, gelişim daha bunu etkiliyor. Bunu kabul edeceğiz. Şimdi tabii, mesela tabii şey deniyor ya işte sanayi toplumuna dönüştü. Tarım toplumundan sanayi toplumuna. Şimdi oradan da bilgi toplumuna, teknoloji toplumuna evriliyor muhabbeti yapılır ya. O doğrudur. O teknolojinin gelişmesiyle ilgili. Şimdi mesela şöyle bir şey düşün. Türkiye'nin yüzde... Tabii teknolojinin gelişmesiyle beraber şu da var abi. Mesela işte tarım toplumlarında büyük aileler var. İşte bütün aile bir arada yaşıyor. Anne, baba, çocuklar, gelinler işte Pederşahi aile sisteminden evet. efendim sanayi toplumunda çekirdek aile kavramı çekirdek var. Şimdi geldi. Bilgi toplumunda, teknoloji toplumunda bireycilik ön plana çıktı. Doğrudur. Şimdi bunların da böyle çok değişik işte kültürel değişmeyi etkileyen evet. sebeplerden bir tanesidir. Dolayısıyla değişimin önüne geçmen dolayısıyla mümkün olmuyor. Şimdi bak bir değişimle ilgili ekonomikte bir örnek vereyim size. Türkiye aşağı yukarı 2-2,5 milyar dolar ihracat yaptığı zaman Aydın'ın payına düşen ihracat rakamı 250 milyon dolarmış. Evet. Yani o zaman işte pamuk, incir, %10'u. Şimdi Türkiye 250 milyar ihracat yapıyor. Kaça düşmüş? %0.5. Evet. Yani düşün şimdi hadi bir 500 milyon dolar, 1 milyar dolar Aydın vilayeti ihracat yapıyor. 1.3 falan, 1.2. Yani şimdi... Yani %0.5. Şimdi demek ki bu ekonomik gelişme bu bölgede farklı ama Bursa gibi, İzmit gibi o zamanları hiç daha şeyi olmayan, ihracatla tanışmayan bölgelerde büyük bir değişim meydana getiriyor. Bunun getirdiği ekonomik refah payı da yükseliyor dolayısıyla. Bu da kültürü etkiliyor, eğitimi etkiliyor ve kişisel yaşantının değişmesine sebep oluyor. O nedenle kültürel değişmeyi tabii çok ekonomiden etkilendiğini belirtmemiz lazım. Zira başlı başına yani kültür değişimlerini dikkate aldığımızda efendim, bunu sosyologlar çok üzerine çalışmışlardır. Hemen hemen hepsinin yani gerek yurt dışı yani sosyologların ya da bizim Türkiye'deki sosyologların hemen hemen hepsinin neredeyse fikir biri olduğu şey kültürel değişimin ekonomik etkisiyle olduğu ortaya çıkmıştır. Şimdi bu değişimlerin bir de metodunu söyleyelim. Bu toplumsal gelişim ya tepeden olur ya da halkın baskısıyla olur. İki türlü. Evet. Tepeden olan değişimlere en önemlisi bizim Cumhuriyet değişimi örnek gösterilebilir. Veyahut da işte Rusya, Sovyetler Birliği'nin değişimi etkili olabilir. Aşağıdan gelen değişimlere etkili olarak da en önemli etkili olarak da mesela İngiltere gösterilebilir veya Amerika gösterilebilir. Anglo-Sakson kültüründe. Bu konuda bir şey yok, tereddüt yok. İstersen bizdeki değişimin, hani bugün nerede ne olduğunu anlayabilmek için bizdeki değişimlerin, Cumhuriyet'le gelen değişimleri istersen açalım biraz. Tabii buyur abi. Ben bunu 3 aşama yapıyorum, 3 bölüme bölüyorum. 1- Erken Cumhuriyet dönemindeki değişiklikler.
İkincisi, Türkiye'nin aşağı yukarı 60'ından sonra veya 50'sinden sonra diyelim, 2000 yılına kadar olan değişim. Üçüncü son değişim de 2000 yılından sonraki değişim olaraktan. Üç ana grupta değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi ilk erken cumhuriyet dönemindeki değişiklikler biliyorsunuz Atatürk devrim ve inkılapları olaraktan okutulur ama bunlar sadece iyi anlaşılmadığı için şekilsel bir yapı gibi görülüyor. Ama esas cumhuriyetin getirdiği daha başka sosyolojik ve sosyopsikolojik etkenler var. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi bence eşit vatandaşlık kavramı. Eşit vatandaşlık kavramı. Osmanlı'da bu yoktu. Yani bu eşit vatandaşlık kavramı cumhuriyetle gelmiştir. Yani bütün de. İkincisi bence çok önemli bir şey, kadın hakları. Değil mi? Seçme ve seçilme hakkı. Ya o siyasal bir mesele. Ama kadın mirastan pay alma hakkı mesela, değil mi? Osmanlı döneminde şeriata göre 1/3 alıyordu ama yeni medeni kanunla biliyorsun değiştirildi. Yani hak mahfuzak getir, mahfuz hisse meselesi getirildi. Kadınların okuması, efendim, meslek sahibi olması, her türlü branşta. Ve iş geldi, nereye kadar geldi sonunda? Dünya şampiyonu olan voleybol takımına kadar geldi. Evet. Şimdi, eski Türkiye'de bu mümkün değildi. Mümkün değil. Yani bu kadın haklarının özelliğini getirdiği, yani cumhuriyetin kazanımlarını söylüyorum. Bir başka cumhuriyetle beraber değişiklik olan, yani erken değişiklik, mülkiyet meselesi. Evet. Evet, mülkiyet meselesi Osmanlı'nın, ben biraz da şeye katılıyorum, birçok tarihçilerimizin de söylediğine, bazıları da Osmanlı'nın yıkılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi toprak rejiminin ve mülkiyet sistemi iyi işletilmediği meselesidir. Ben bu kanaatteyim. Bunu da işletmeyen, bozan bürokrasidir. Yani bu konu çok uzun bir konudur. Ben sadece başlığını söylüyorum size. Ama işte bu yapıyı Cumhuriyet dönemi dikkate aldı ve mülkiyet meselesine önem verdi. Yani tapu devlet güvencesi altındadır. Evet. Bu çok önemli. Yani bu çok ayrı bir konu, ihtisas konusu olduğu için bunu burada fazla üzerine düşünüyorum. Mesela dünya ile entegrasyon olabilmek için takvimler değişti, ölçüler değişti, değil mi? Mesela endaze denirdi, okka denirdi, değil mi? Hatta dönüm, hala dönüm kolu deriz. Evet. Halbuki dekardır, yani arada bir fark vardır. Bunun dünyanın eşitliğini gördük. Şimdi bak, dünyayla eşit olmayan da Suudi Arabistan şimdi miladi takvime geçti. Baktık bu iş olmuyor, dönmüyor. Yani bunu ama Atatürk kaç sene önce görmüş bu işi, evet, düzeltmiş. Evet, alfabe değişti. Alfabe değişti. İtiraz ederler, efendim alfabe değişti de dedemizin mezar taşını okuyamıyoruz, edemiyoruz dedi. İyi, doğru, okuyamıyorsun. Senin nenen okuma yazma yoktu ki, o da okuyamıyordu zaten. Okuma yazar oranı %5. Bunların ancak %1/2 bir kadınlar bile okuması, 0 cahil. Benim bak, 2 kuşak önce ninelerim, efendim, hani baba, onlar da okur yazar değildi. Alfabe, hani Osmanlı zamanında doğmuş, yaşamış. 1885 doğumlu. Onlar da okur yazar değildi. Ancak erkekler adını yazacak kadar bir şey biliyordu. Yani yok, alfabe değişti, cahil kaldık, şu bu. Bunlar safsat. Ha, bir tek biraz etkileyen dildeki değişiklik, yani Türkçeleştirmenin getirdiği sıkıntı var. Burada haklılık payı da var. Çünkü uydurukçu kelimeler. Bir de şey de var, Arapça mesela, ve Farsçadan kurtulalım dil, diye. Hani eski dilde yaşatılabilirdi bir yandan abi. Hani böyle onunla ilgili işte bu, seçmeli dersler konabilirdi, meraklısı. Emin'ciğim, onun siyasi boyutu var biraz. Evet. Yani Arap nüfusunda, Arapçı nüfusundan kurtulabilmek için o zamanki yapılan bir uygulamadır. Ha, bu aşırıya kaçılmıştır. Orada biraz itiraz. Çünkü haklı. Şimdi mezar taşından daha farklı işler var ama arşivler var, belgeler var, şunlar var. Yani o haklısın o konuda ama evet, dil bakımından biraz aşırıya uydurukçuluk oldu. Hatta onu kim söylemişti? Büyük şair Ziyaettin Fındıkoğlu, ordinaryos profesör, büyük sosyolog demiş ki, bu 70'li yıllarda söylenen bir söz. Türkçeyi diyorlar sala bindirdiler, sele saldılar diye. Hani şimdi kullanırız ya, onursal,
falan diye sallı selli. O zaman yoktu o tabii. Öyle demişti rahmetli. Türkiye'yi sala bindirdiler. Sele saldılar. Sele saldılar. Yani orada aşırılık var yani. Biraz orada biraz sıkıntı var. Şimdi mesela biz eski hukuk terimlerine göre öğrendik. Evet. Şimdiki hukuk terimleriyle benim bildiğim hukuk terimleri aynı tabii değil. Anlayamıyoruz. Bundan 50 yıl önce çevrilmiş bir kitabı, yabancı kitabı şimdi okurken Türkçe dil bilgisi gerekiyor. Yani İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiş ama 50 yıl önce çevrilmiş çeviri. Şimdi senin onu anlaman için o dönemin Türkçesine bir ihtiyacım var. Şimdi mesela biz hukukta öyle ki şufa hakkı diye öğrenmişiz. Şimdi ön alım hakkı diyorlar. Şimdi ön alım hakkı, şufa. Bir kafamız karışıyor bizim gibi. Yani böyle bir şeyler oldu. Bunlarda biraz sıkıntı oldu. Bu ayrı bir konu. Evet. Şimdi bir gene en önemli kültür değişimlerden, sosyal değişimlerden birisi erken yılda kimlik meselesidir. Milli kimlik meselesidir. Yani padişahın kulu olmaktan cumhuriyetin özgür bireyi oldun. Bu çok önemli bir bedir. Ve şunu söyledi. Ya ben Türk'üm. Biz efendim nüfus cüzdanı verdiğimiz herkesi Türk kabul ediyoruz. Etnik durumunu, mezhep durumunu. Burada bir eşitleme oldu. Evet. Yani hukukta da böyle oldu. Eskiden tabii hukuk farklı hukuktu. Bütün Hristiyan vatandaşlar da, Türk vatandaşları da hepsi efendim kadılık sisteminde, mahkeme sisteminde eşitlik bir yolu. Hukukta yapılan reform Cumhuriyet'in en önemli reformlardan bir tanesidir. Evet. Çünkü biliyorsunuz kapitülasyon mahkemeleri vardı. Efendim yabancıları, Hristiyanları Türk mahkemeleri Osmanlı yargılayamıyordu. Bütün bunların şey olması Cumhuriyet'in erken dönemindeki değişikliklere çok büyük bir etkisi olmuştur. Evet. Tabii bu şurada bir şeyi unuttuk söylemesini. Bugün bunun daha çok senin söylediğini teyit eden, altını çizerek söyleyeceğimiz bir husus var. O da şu. Hani iç göç meselesi var ya. Kırsal köyden, boşaldı. Köyden kente. Kırsal boşaldı. Şehirlerde bir varış kültürü, bir ama farklı bir kültür. Ama şu an kırsaldaki geldi. Zenginliği de kullanamaz olduk yani. Zeytinler işlenmiyor. İşte şimdi kırsal boşaldığı için evet. Bu iç göçlerine ötürü. Şimdi bu sefer bizim en önemli tehdit şeyimiz, kültürel tehlikemiz şu oldu. Şimdi bir toplum kendisi kültür üretir, tüketirse o toplumun kimliği bozulmaz. Milli kimlik olarak devam eder. Eğer kültür üretemiyorsa, yabancı kültür tüketiyorsan, kültür ithal ediyorsan ve başka kültürleri kullanıyorsan senin milli kimliğin oluşmaz. Yani hamburger gastronominin başlıca yemeklerinin arasına girmişse evet, tüketmeyi. Yani, işte ne bileyim. Sen kalkıp da efendim yabancı şarkıcıların hayranı olup devamlı onu dinlersen senin efendim kendi öz kültürünün, musikinin, şiirin, edebiyatın gelişemiyorsa yabancı kültür yani ithal kültür tüketmeye başlarsın ki bu seni nasıl ekonomini ithalat çökertiyor ise kültürünü de çökertir. Kültürü çöken milletler ayakta kalamazlar. Kimliği sahip olamayan insanlar aidiyet duygusundan uzaklaşırlar. Popüler kültür kavramı var işte orada tam abi böyle buna şey. Popüler kültür bu kargaşalığa verilen bir isimdir. İşte bugün bu bizim şehirlerimizin varoş kültürlerindeki çatışma, yani kültür çatışmasının en önemli sebebi kırsal kültür ile dışarıdan gelen, üretilmeyen kültür arasındaki evet. Çatışmalar. Şimdi Zeki abi tam bu noktada sana katkı olması açısından bir şey okumak istiyorum. Dopamin Demle diye bir tane kitap okuyorum. Serkan Kara İsmailoğlu'nun, nöroloji uzmanı. O iyi bir sinir bilimci. Onun kitabında böyle altını çizdiği bir bölüm var. Diyor ki sistem gerçekte ihtiyacımız olmayan bir sürü uydurma ihtiyacı hayatımıza sokmaya devam ediyor. Bunu da dopamin çalışma mekanizmasını sömürerek yapıyor. Çünkü dopamin seni arzulatıyor, istetiyor. Evet, dopamin ilkel insanın ihtiyacının peşinden koşabilmesi için vardı. Ama mağara adamı suya ya da yemeğe ulaştığında en azından durup dinlenme şansı buluyordu. Peki ya biz? Yani şimdi O şimdi mağaraya kadar, mağara devrine kadar gitmiş. Ben Cumhuriyet dönemine gitmeyeceğim. Şimdi devam ediyor abi. Diyor ki, şu yaklaştırayım şöyle. Dopamin sistemimizi öyle bir hacklediler ki, hacklemek kavramı var ya, evet. İşte yeni şeyde, ele geçirdiler ki, etrafımızda peşinden koşulması gereken tonlarca uydurma ihtiyaç var. Bir yere ulaşmak değil, sadece koşmak olmuş diyor. Yani şimdi bunu
analiz edelim bunu da. Evet. Ama konumuz dağılmasın diye. Ama bunu bir kenarda tut da bunu bir izdüşümünü, kuş bakışını yapalım. Evet. Şimdi bu değişim meselesinde psikolojik toplumsal değişmelere yani yeni nesille şimdiki eski nesil arasındaki bir iki bir şey söyleyeyim. Neler değişti evet. davranışlarımızda? Şimdi bak o netice oraya getireceğiz. Şimdi mesela erken cumhuriyet döneminde yokluk, kıtlık olduğu için insanlar çok tutumluydu. Aza kanaat getirme değil, bulduğundan kanaat getirme tabii, durumundaydı. Tabii. Yani neydi? Yamalı pantolon giyip, pençeli ayakkabı giyip, şimdi sen yeni nesile sor bakalım pençe nedir desen. Bilmez. Bilmez. Ayakkabının altına çakılan şey. Aa. Eskimesini önleyen tedbir. Ya, delindikten sonra tekrar yapılan yama değil evet, mi? Evet yama. Ha. Hem o hem bir de eskimesini önleyen tedbir de oluyor yani. Bravo. Şimdi dolayısıyla yani erken cumhuriyet dönemi veyahut da ikinci faz dediğim benim böyle yapılan şeylerden mesela tasarruf bilinci vardı. Çocuk kumbaralar vardı. Çocuklar, genç çocuklar aldıkları harçlık demek oldu. 5 kuruş, 10 kuruş oraya atarlardı. Bu böylelikle tutumlu ve davranış alışkanlığı meydana getiriyordu. Şimdi hangi evde kumbara var ve çocuklarda bir tasarruf tutumlu olma öğretisi yaşanıyor? Var mı böyle bir şey? Yok. Yok. Şimdi çocuklar kapitalizmin güzel bir müşterisi olaraktan ben şimdi marketlerde falan görüyorum böyle çocuklar birer şey gibi müşteri alışveriş gibi böyle şeyin içindeler. Bir dolayısıyla bu çocuklar tutumlu davranmayı efendim şey yapamazlar, bilemezler. Onun için bunu küçük yaşta mesela eskiden hep kumbara olurdu. Onu bankaya götürür, açtırırdı. Bir de şimdi abi eskiden mesela bu alışveriş odaklı şeyler alışveriş pazarda yapılırdı giderdin. Şimdi alışveriş elinde. Cep şimdi, telefonunda yapıyorsun o direkt. Ayrı, evet o ayrı bir şey. Yani şunu söylemeyeyim. Tutumlu, davranışlı ve olup da israfa kaçmayan bir tüketim alışıklığı var. Bunu söylemek istiyorum. Evet. İsraftan uzak efendim verimli bir anlayış vardı. Evet. Şimdi israfın egemen olduğu. İsraf oldu. Bir sebebi budur. Şimdi mesela bir başka gene değişen bir şey var. Bunun nereye kadar gittiğini o zaman insan azla yetinme alışkanlığı vardı. Şimdi azla yetinme alışkanlığı yok. Var mı? Aza kanaat yok. Yok. Yani hep daha fazlası. Hep daha dolayısıyla fazlası. Bu da insanları ne yapıyor? Çatışma meydana getiriyor. Sonu narsizme, hedonizme kadar giden bir psikolojik bozukluğun içine sokuyor. Fiziken olmasa da insanlar aslında birbirini yiyor değil mi? Görüyor tabii. Onun var, benim neden yok? Benim yoksa onun da olmasın. Hasret ve fesat dediğimiz psikoloji. Abi şöyle düşün. Bugün bir köyde bir ev klima taktırdığında o sene içerisinde köyün yarısı, diğer senede diğer yarısı klima taktırıyor. Şimdi şöyle düşünebiliyor musun? Aynı şey güneş enerjisi için de geçerli. Isıtma sistemi için de geçerli. Yani Durkheim sosyolojisi söyler ama ona gerek yok. Bizde daha önce, yani Durkheim'den çok önce olan bir mesele vardı. Dayanışma. Evet. Bu durum toplum dayanışmasını bozmuştur. Mesela eskiden imece vardı. Şimdi bazı köylerimizde oluyor mesela birisi bir tarhana yapacaksa komşusu geliyor hep beraber onu yapıyorlar tabii, falan gibi yapıyorlar falan gibi. Bu dayanışma sadece tarhana makarna kesmekle değil her şeyde olur idi dayanışma. Tamam mı? Şimdi var mı ona? Tabii tabii düğünler mesela aslında bir dayanışma örneğiydi. Şimdi düğünler caka satma şeye dönüştü. Yani, hayır, yani, ticarete dönüştü. Ticarete de dönüştü. Takıları yani. Takıyorsun, yazıyorsun, onu getireceksin, iade edeceksin, aynısını takacaksın. Yok, eskiden dayanışmaydı yani. Yani şimdi dolayısıyla... Gücüne göre, adam gücü imkanı var, büyük odun getirirdi. İmkanı olan koyun, keçi getirirdi. Bir şekilde o yani kazandan kaynardı. Dayanışmanın kaybolmasına sebep oldu bu değişim. Evet. Ama dayanışma kaybolunca toplumdaki çözülmeler başlar. Dayanışma çok önemli bir şeydir. Nitekim mesela... Oysa hedefimiz muasır medeniyetler seviyesine erişmekti abi. O noktada ne durumdayız? Ben hani değişimden... Muasır... Ne bakımdan muasır? Söyle yani, bakalım. Hani Atatürk'ün gösterdiği hedefe gitme noktasında değişimimiz ve gelişimimiz ne durumda? Yani o da 30 Ağustos olduğu için söylüyorum abi. Manidar bir durum var. Anlatıyoruz işte. Değişim olumlu mu, olumsuz mu? Evet. Olumlu yiyenleri olmuş. Birinci fazla olmuş. İkinci fazla... Yani, Fransızların yediği tatlıların aynısını yedik, yiyoruz. Belki daha kalitesini yiyoruz, daha iyisini yapıyoruz. Muasır medeniyetler seviyesine ulaştık. Amerikalı'nın kullandığı telefonu da kullanıyoruz. İngiliz'in
sıktığı parfümü de sıkıyoruz. Fakat onların sahip oldukları güce sahip miyiz? Ya şimdi Emin'ciğim şöyle bak. Toplumda dayanışma ve güven ortamı olursa muasır medeniyete ulaşırsın. Eğer güven kaybolmuşsa, bir, kişi kişiye güveni kaybolmuşsa, kişinin topluma güveni kaybolmuşsa, müesseselere, kurumsala, devlete ve kamuya güven kaybolmuşsa dayanışma olmaz. Dayanışma olmayan toplumlar da gelişemez. Bu sosyolojik bir formüldür. Evet. Şimdi Türk toplumunda birinci fazla bu dediklerin hepsi var. İkinci de sonuna doğru da var. Ama üçüncü fazla bunları görmemiz mümkün değil. Toplumdaki dayanışmalar belli bir şekilde hamaset şekilde. Yani maç tribünlerindeki sloganlarla falan veyahut da şu bu. Ha, dayanışma oluyor. Nerede? Çıkar uğrunda olabiliyor. İşte hemşericilik davasında olduğu gibi aşiretçilik, kabilecilik veyahut da mezhepçilik, tarikatçılık gibi menfaati dayalı dayanışma oluyor. Ama bütün bunların üstesinden gelecek olan... Saydıkların tamamı menfaate dayalı dayanışma. Hemen hemen birçoğu. Ama şimdi mesela Cumhuriyet'in getirdiği çok önemli bir konu daha seküler bir laik dünyadır. Bunu istemeyenler, elinden ekmeğe giden, dini sömürü aleti haline getiren gruplar laiklik dinsizdir iftirasından atıyorlar. Halbuki onun uygulamasında bir takım yanlış uygulamalar olmuştur. Bu doğrudur. Ama sistem öyle değildi, yanlış değildir. Evet. Yani laiklik meselesi devlet idaresinde vatandaş arasında ayrım yapmamayı esas alır. Evet. Şimdi bugün bizim partiden, senin partiden deyip de ayrımcılık yapmak da laikliğin esas şeyine, temeline aykırıdır. Evet. Devlet işlerinde vatandaş eşit olacak. Bir kişi laik olamaz. Laik olmak kişisel bir mesele değildir. Devlete ait bir şeydir. Laiklik sistemi. Şimdi sekülerizmi de ateistik olarak algılayan bir kesim tabii öyle de var. Diyor. Doğru. Ama değil yani ateist. Adam ben ateistim diyor, dine inanmıyorum diyor. Ama öteki taraf... Bu sekülerizm bu değil ama. Şimdi seküler dedim mi adam ateist zannediyor. Hayır, seküler din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayı. Ya işte şimdi bak şöyle şeyciğim. Biri İngilizce, biri Fransızca da. Şimdi bu kurumsal bir idari sistemdir. Evet. Laiklik ve kişi ben sekülerim derse hava, hikaye. Laikim dese hikaye. Sen tek başına laiklik, sen devlet misin ki laik olacaksın? Evet. Seküler olacaksın. Bu adam kendi ateistliğini, Marksistliğini, şunu bunu gizlemek için bunun arkasına sığınıyor. Seküler bakış açısına sahip. Değil. Evet. Bir kişi ne seküler olur ne laik olur. Seküler ve laiklik devletin idare tarzıdır. Devletle alakalı bir konudur. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Hakimin karşısına geçtin sen değil mi? Hakim cübbesini giymiş. Diyor ki ben tarafsızım, bağımsızım. Yani laikim demek istiyor. Laik devletin işini yapıyorum demek için onu giyiyor. Doğru mu? Ha, evet. Doğru. Ama cübbesini çıkardı sokakta çıkarken o laiklikten eser kalmaz. İcraat yaparken olur. Devletin kurumsal anlayışıdır. Bu belediye için de geçerlidir. Yani aslında devlet idarecilerinden beklenmesi gereken ama gerçekleşmeyen şeyleri biz toplumdaki bireylerden bekler duruma geldik. Bireyler bir akşam. Şeyler karıştı yani. Ya işte o bulandırıyorlar. Yani evet. Yapısal değişiklikler derken işte bak zararlarından bir tanesini de görüyor musun? Faydasız olan tarafı da işte bu tür uygulamalardaki yanlışlıklar. Adam ben diyor ateistim diyor, laikim diyor. Şimdi tam ateistlik başka, laiklik başka ya. Sen laikliği affedersin berbat ediyorsun. Bu neye benziyor biliyor musun? Evet. Afganistan'ın Taliban'ı var ya ben Müslümanım diyor ya. İslam'ım diyor. Bitti. Evet. Şimdi Fransa'dan bir bak ya diyor. Bunlar İslam'sa diyor. Tamam aman diyor tövbe diyor. Benim diyor İslam'la alakam yoktur. Adamın yaptıkları şeyler efendim gizlemek için bir ambalaj gibi bir şemsiye gibi kullanıyorlar onu. Evet. Yani o bakımdan bu konuyu devlet adamlarının, politikacılarının bu söylemlere dikkat etmeleri lazım. Yoksa toplumun efendim bütünleşmesini engelleyen, toplumu bölen, evet, ötekileştiren, ayrıştıran ve insanların kamplara ayrıştıran bir yapı oluşuyor. Evet. Abi konuyu biraz toparlayabilir miyiz? Süre evet. Bakımından biraz... Bir vakit geldi mi? Evet, yaklaşıyoruz sana doğru. Valla şimdi Cumhuriyet çok büyük değişimler meydana getirmiştir.
bu sosyal değişimler sonuç itibariyle ülkemiz için, milletimiz için, devletimiz için çok faydalı olmuştur. Ha, içinde yanlış uygulamalardan, arızalardan bir hata payı olmuştur. Her şeyin bir %10, %15 bir hata payı vardır yani. Bunu da nazar itibarı alacağız. Maksat bunları düzeltmek, eksiğini tamamlamaktır. Yani bu konuda üzerine düşenler gereğini yapması lazımdır. Halkımıza gelince, halkımızı bizim toplumumuzdaki sosyal değişim tepeden inmedir. Alttan gelen bir hareket değildir. Yani şimdi mesela bütün dinler nedir? Değişim meydana getirmiş midir? Evet. Sosyal değişim. Nereden gelmiştir? Efendim, ayetlerle gelmiştir. Ayetler Cenab-ı Allah'tan, yani topluma üst bireyden gelmiştir. Toplum kendiliğinden bu değişimi yapmamıştır. Toplum kendiliğinden bu değişimi yapmamıştır. Mesela İngilizler Magna Carta haklarını alırken tabandan gelmiş bir hareket olmuştur ve demokrasiye öyle geçiş olmuştur. Bizde ise bu kavramlar tepeden olmuştur. Yani Cumhuriyet'le beraber halk, Cumhuriyet'in getirdiği faziletlerle, nimetlerle, değişikliklere ancak ve ancak devlet eliyle sahip olmuştur ve o şekilde kullanmıştır. Yani halkın alttan gelen bir baskısıyla olmamıştır. Dinler de öyle olmuştur. Evet. Yani alttan gelmemiştir. Hep tepeden olmuştur. Dolayısıyla bizim... Radikal bir, eğer toplumsal bir değişim bekliyorsak radikal bir tutum tabii şart. Farklılık meydana gelecek. Yani evet. Sosyal değişimiz bu. Şimdi dolayısıyla bizim halkımız skolastik bir yapıda sanki. Yani tepeden inmeci bir şeye bakıyor tepeden. Bu tür değişimleri devletin iyi organize etmesi lazım. Hı. Ayıstırıcı değil, bölücü değil. Bütünleştirici, toplayıcı. Bu devlet eliyle olur. Kültürel olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak, o yüzden devletin kurumlarını ve devletin kurumlarını yönetenlere büyük işler düşüyor. Biz nedir? Her programda bürokrasi, bürokrasi, bürokrasi diyoruz. Evet. İşte bu yüzden söylüyoruz. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler, bir kuş bakışı programının daha sonuna geldik. Hukukçu, sosyolog, Doktor Zekai Savaşlar'la 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Cumhuriyet döneminin değişimleri üzerine sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.